Çok teşekkür ederim yayımıza katıldığınız için. Volkan Kuyucu'ya dönelim. Volkan merhaba. Merhabalar Mine Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle hızlıca bir euro dolar ve hızlıca yine Borsa İstanbul 100 yorumu alalım senden tam böyle Merkez Bankası'nın kararı öncesinde. Evet, özellikle bölgesel FED başkanlarının faiz noktasındaki konuşmaları biraz euro dolar paritesi üzerinde baskı yaratmışa benziyor. Buna ek olarak dolar endeksinde de kısmi olarak yukarı yönlü hareketin varlığından söz edebiliriz. Burada euro dolar paritesinde kritik olarak değerlendireceğimiz destek seviyesi aslında 1.1150 gibi. Daha alt taraflarda ise 1.1080-1.1050 destek seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz. 1.1150'nin altında. Ancak 1.1150-1.1080 bandı bu noktada yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmiş. Bu desteklerin tepki üretme ihtimali var. Böyle bir durumda yeniden yükseliş yönlü harekette 1.12 seviyelerini bu noktada ajandamıza tutmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul'a geldiğimizde özellikle 4 haftadan beri hiç neredeyse mola vermeyen, kel satışı vermeyen endeksin yükselişine tanık olduk. Şu anda gerek yurt dışında yaşanan gelişmeler, gerekse son günde bozulan, özellikle gelişmekte olan ülke kurlarının bir miktar yukarı gitmesi, düşen emtia fiyatları ile birlikte borsada satıcılı seyrin devamına tanık olduk. Bu noktada 80 bin seviyesini şu anda psikolojik olarak destek olarak kullanıyoruz ama asıl destek, önemli desteğimiz 78.500 bandında. Çünkü burayı dikkatle takip edeceğiz. Çünkü bu seviyenin altına gerileme olması durumunda bu noktada yaşadığımız kısa vadeli yükselişin artık sonlanma ihtimalini konuşabiliriz. Bu noktada 78.500 desteği bizim için önemli. Henüz yükselişin net olarak bittiğini söyleyemiyoruz. Gelen satışları şimdilik kar satışı olarak değerlendireceğiz. Bugün itibariyle merkezin yapacağı açıklamalar ve faiz önemli. Eğer yeniden global anlamda emtia fiyatlarının yükseliş yönlü harekete geçmesi birazcık daha Borsa İstanbul'daki toparlanmayı getirebilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet, saat 14'de Merkez Bankası'nın vereceği kararı bekliyoruz. Büyük bir sürpriz beklenmemekle birlikte yine de her türlü olasılığa ihtimal veren kurumlar var diyelim ve fokusa böylece noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.